Akalay. Merhaba Vogue, ben de Miray. Buradayız, birbirimize sorular soracağız. Çocukluğumu geçtiği yıllar olsun, 90'lar. Sokaktan o kadar az araba geçerdi ki, oyun oynarken sokakta, üst sokaktan geçen arabanın sesinden kimin babasının geldiğini anlardık. Ya. Evet. Ay ne güzelmiş. Evden eve ip gererdik. Voleybol ipi gerilirdi akşam üzeri. Artık iş çıkışları da bitmiş vesaire bilmem ne. Sokakta maç yapılırdı. Harika. Çünkü araba geçmezdi yani. Kaldırımların yüksekliği bu kadardı. Yerden yüksek oynadığımızda yerden yüksekte miyiz değil miyiz anlamazdık. Ve ağaçlardan meyve toplardık. Ay çok güzel. Bir de kapı zili çalıp kaçmışlığımız var. Harika. Evet. Bir de aşklar da galiba daha güzel yaşanıyordu Özlüyor o zaman. Özlüyor musun o zamanları? Çok. Aşırı. Sen hangi zamandasın? Ben... Geri dönebileceğim ama değil mi? Gerçi ki ben sordum soruyu, o yüzden ben verebilirim karar. Döneceğim geri. Girdim. Tamam. Ben Mısır'da olmak isterdim. Mısır'da? Evet. Milattan önce 2500-2600 yıllarında piramitleri kim yaptı? Mısır inşa edildi? Gelir sonra sana anlatırdım. Birce bak böyle olmuş diye. Evet ama, bak böyle bir hakkımız varken ben neden yaşadığım bir yeri tercih ettim onu da bilmiyorum ama. O yüzden özledin diye sordum. Evet özledim. Belki de özledim. O yüzden. Ama mesela hep geçmişte yaşamak istemişimdir yani. Ama o kadar geçmişte mi onu bilmiyorum, hiç düşünmedim. İşte geri dönebileceksek ben. Antik Yunan falan mesela. Evet, ay şahane olmaz mıydı? Çok güzel olurdu evet. Aynı anda gidebiliyorsak beraber çok. Bir yer seçeriz. Atla gidelim. Yaz artık. Yaz artık. Önümüzdeki yaza gideriz. Sıradaki sorumuz. Ben çok severim. Dijital saat mi? Kesinlikle dijital saat. Sebep? Çünkü çok daha konforlu dijital saat. Daha fazla şeye erişebiliyorsun. Ben kullanmadığım için bilmiyorum. Kullananları da şey ama yani mesela orada telefonun çalarken burada da çalıyor işte bilmem ne falan filan böyle rahatsız edici böyle sanki yani telefon yeteri kadar rahatsız etmiyormuş gibi bir de orada olması çok sinir bozucu değil mi? Nabzım, oyum, buyum, her şey. Her şeyin orada işte çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Şöyle bu arada ben görsel olarak klasik saati daha çok severim görselini. O çok zarif gelir bana. Ama dijital saat daha konforlu geliyor. Senin cevabını anladım ki. Benimki klasik tabii ki. Yani hani dijital saate mesela özeniyorum. Ama bir şekilde beni irite ediyor yani. Orada sürekli beni bir şeyin rahatsız edecek olma ihtimali. Hani telefon çaldı, mesaj geldi. Hani hep böyle. Zaten yani normalde de çok saat nadiren takıyorum. Aksesuar gibi düşünüyorum yani. Yani çok merak ediyorsam ve kolumda yoksa telefona bakıyorum ama dijital saat... Ben de çok saat takmam. Genelde telefondan bakarım senin de dediğin gibi ama eğer bir tercihim olacaksa dijital. Dijital. Kafamın içinde genelde ama ve lakin çok kalabalık olduğu zaman program şaşırma ihtimalimi düşünerek beni sürekli uyarması için dijitali alabiliyorum. Yani telefonumda bir ajandam var. Bir programım var yani. Bir aplikasyonum var. Ama mesela işte çok kalabalık süreçlerde her gün bir şeyler oluyorsa o ajandayı kullanıyorum ki bana hatırlatsın hani şu saatte şu var. O yüzden onu seviyorum. Ama mesela mütemadiyen böyle bir 2 sene öncesine kadar çantamda ajandamla dolaşıyordum yani. Benim de aklımda genelde ama çok yoğun programlı olduğum zaman ben de ajanda, defter kullanıyorum. Defter mi kullanıyorsun? Evet, şaşıracağını düşünmüştüm. Aa! Evet, defter. Aa, müthiş. Deftere yazıyorum. Ben deftere yazmayı unutuyorum. Ve böyle mesela o gün gerçekleştirdiysem ve böyle çok yoğun bir program varsa yanına tik atıp böyle gülücükler, teşekkür ederim kendime falan gibi böyle. Çok tatlı. Bir ajandam var. Aslında bir şey söyleyeyim mesela bak, benim de öyleydi. Gerçekten hani işte şu gün şu, şu gün şu falan. Bir de onu böyle bir özenerek yazmak, etmek bilmem ne falan filan bir mesai yani çok tatlı. Ama mesela ani bir şey oluyor ya hani şunu şu güne koyduk, alo bilmem ne. Tırt hemen onu telefona yazıp oradan sonra işte beni uyarması işime geliyor. Evet. Çünkü daha unutmaya pratik. Başladım artık galiba. Daha pratik olduğuna katılıyorum ama o böyle o böyle defter tutmak da benim hoşuma gidiyor. Evet doğru haklısın. Onun yaptım. Bir şeydi. Bugünün de üstesinden. Sabah uyandım. Uyandım. Eline hemen telefonu alır mısın? Yoksa ne yaparsın mesela? Sabah rutinin var mı? Sabah
Elimi şöyle alırım, saate bakarım tabii ki. Tamam. Önce alarmı çaldı. Oraya sayılmıyor değil mi? Kaç tamam. defa da o alarm kapatılıp açılıyor? Evet. Kaç defa da uyanıyorsun? Çok fazla alarm kuruyorum ve böyle 5 ve 5'in katları ilerliyor. Tamam, okey. 15, 45, 30 falan. Benim gibi. De öyle, tamam. Öyle ilerler, bir şekilde uyanırım. Tamam. Ondan sonra ilk yaptığım şey diş fırçalamayı da geçiyorum. Hı-hı. Onu da geçtim. Hemen kahve içerim. Uyanır uyanmaz. Tamam. Yoksa zihnim kendine gelmiyor. Gelmiyor. Ama mesela böyle bir telefon alışkanlığı yok. Özellikle gözümü açtım, sosyal medyaya baktım yok. Falan. Tamam, yok. Bir şey yok. Şahane. Benim de yok. Yani sabah uyandığım zaman benim de işte kalkarım. Önce böyle biraz stretching yapıyorum. İhtiyaç hissediyorum çünkü. Ve o bir rutine oturunca hep devam ediyor yani. Hani yataktan yere inmeden yani herhangi bir mata inmeden yatakta şey yapıyorum. Süper. Ufak tefek stretching yapıyorum. Sonra işte yüzünü yıkabilmem de benim de kahvedir yani. Ben de öyle ayılıyorum. Ama telefon alışkanlığım yok. Şöyle, bir Speedy Gonzales olabilirim. İki, neydi Kermit'in kız arkadaşı? Miss Piggy olabilirim. Miss Piggy olabilirim. Speedy Gonzales olabilirim. Tom ve Jerry'den Jerry olabilirim. Evet, Wilma olabilirim. Ay, kesin Wilma olabilirim. Ay çok tatlı olurdun, biliyor musun? Şirinlerde de uykucu olurdum kesin. Uykucu şirin. Hepsi bir şey yani, hepsi birbiriyle çatışıyor ama öyle yani sen. Benim aklıma bir tane geldi. Hmm. Sebebini bilmemekle birlikte çok severek izlerdim o yüzden herhalde. Sünger Bob. Sünger Bob. Evet, Sünger Bob olurdum ben. Sünger Bob'u ben galiba izlemedim. Birce. Gerçekten izlemedim. Hemen video bitince hemen izliyoruz. Ne olurdum bir tane? Ne olurdum biliyor musun? Şu böyle gülmekten gözünden yaşlar akan emoji var ya. Aha. O olurdum. Güzel. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Sence ne olurdum onu sorayım. Hmm. Şeyler var, böyle eğlenen kızlar var mesela. Onlar da tatlı ama o değil yani. Spesifik olarak seni... Aa bak. Ne kadar garip bir algı. Şu anda şu an böyle kayıyor. Hepsi kayıyor gözümün önünde. Şöyle. Dur bakayım ya. Ben seni buldum söyleyeyim mi? Söyle. İki tane geldi aklıma. Bir tanesini söyleyeceğim. Söyle bakayım. Kelebek, mavi olan ben kelebek. Evet, evet. Evet. Öbürü ne? Öbürü de bir tane, onu ben çok seviyorum. Hmm. Açelya böyle, çiçek. Hmm. Pembe. Pembe. Sana kesin atmışımdır. Çok kullanıyorum çünkü onu. Evet, olur. O da bak çok güzelmiş. Ben seni, o şey var ya bir tane deniz kabuğu, o olabilirsin. Bir de öyle bir... Hava üfler gibi. Evet, evet, o olabilir. Ama emoji zayıf kaldım ben, emojide. Zayıf kaldım. Daha çok gifler yapıyorum ben. Evet, değil mi? Gifler, gifler. Artık zaten. Gif yapıyorum daha çok. Herkesin fotoğrafını kesip kesip gif yapıyorum. Sorumuz geliyor. Evet, çiçeğim. 7 yaşındaki... 7 yaşındaki halime derdim ki, bak çocuğum. Bak çocuğum, akıllı olan sensin. O değil. Sen aklını kullan, o araç olsun. Hoş, bunu farkındalığıyla büyüdüm ben öte taraftan. Yani internetle tanıştığımda ben 12 yaşındaydım. Yani 12-13 yaşındaydım herhalde. Ve yani bizim için internet zaten dünyanın internetle tanıştığı zamana denk geldiği için bizim için mail almak, İşte iletişim kurmak için başlayan yolculuktu. Sonra sohbet odaları açılmaya başladı. MIRC'ler, ICQ'lar bilmem ne falan. Geceleri evde telefonla konuşmak yasak olduğu için, yani hani artık tamam bu saatten sonra uzun uzadıya telefonla konuşmayın dedikleri için biz çıtır 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 bilgisayar başında oturup ICQ'dan özellikle böyle a-o yapardı mesaj geldiği zaman. Oradan sohbet ederdik. Yine öyle kullanırdım herhalde. Yani öyle kullanmasını isterdim. Sen ne derdin 7 yaşındaki haline? Zaten 7 yaşındayken internetten çok haberdardım. Çin'e doğdun gibi İçine biraz. Çin'e doğdum evet yaşın itibariyle ama ben de çok düşkün değildim bu arada internete. Hmm. Ablam düşkündü ve böyle onunla birlikte maruz kalırdım. İşte oyunlar oynardık falan. Hmm. Müzik indirir miydiniz mesela? Müzik indirirdik. Daha telifler melifler daha bu kadar şey olmadan. Napster diye bir program vardı. Bütün şeyleri indirirdik oradan. Şarkıları, listeler yapardık bilmem ne falan filan. Sonra program tabii
sizlere ömür. Çünkü telif diye bir şey var yani. Bütün sanatçıların hakları var neticede. Tabii. Bak onu çok hiç unutmam yani. Çünkü bizim için acayip bir şeydi yani. O CD'den sonra kasetten CD'ye geçmişsin. CD'den o üf yani. MP4'lerimiz vardı böyle. Küçük küçük. Benim onlara... de vardı. Var mıydı? Evet vardı. Böyle... Şey, böyle diskler vardı, o diskler yerleşiyordu falan içine böyle. Hayır, enteresan. Benim MP3'tü pardon. Discman'in var mıydı? Yoktu Discman'in. Hmm. O şey değil mi, böyle CD'yi takıp kulak... Evet, evet. Yok, yoktu. Bir minibüste gidersin, otobüste, Discman burada. Bir titrer, müzik de gider, kayar falan filan. Evet. Gerçek olursa, ilk bir şarkı dinlenecek orada. Hepimiz gittik. Tası tarağı topladık gittik. Evet. İlk ne dinliyoruz orada? Ne istiyorsun? Ne dinlensin? Ne olmalı? Hangi görev şarkı? Görev bana verilmiş. Bu görev sana verdik artık, bitti. Verildi. Yani bu çok, bu zor bir soru. Biraz düşünmeye ihtiyacım var. Zorunda mı yan mesela? Ama... çok iyi. Evet. Ben biraz böyle esprili bir şey dinletmek isterdim. Yani hı-hı, çok böyle sevdiğim, bayılarak dinlediğim bir şey değil. Esprili, biraz komik bir giriş yapalım, hı-hı, isterdim. Eğlenceli olsun, hı-hı, diye. Fakat şu an şarkıyı seçemiyorum. Senin var mı aklına gelen bir şey? Ya benim dünyadaki yaşamım boyunca diyeyim. Yani eğer gerçekten ben ölmeden öyle bir yerleri görmek, başka bir gezegeni görmek gibi bir fırsatım olur mu olmaz mı bilmiyorum ama dünya üzerinde en sevdiğim grup Pink Floyd'dur. Hmm. Oraya komik bir giriş değil. Tehlikenin farkında mısınız girişi? Yapmak için. Diye. Evet, biz geldik. Tehlikenin farkında mısınız diye Pink Floyd'dan bir şarkı açabilirdim. Ne olurdu bilmiyorum. Ama benim için dünyada da son bir şarkı varsa o hep Pink Floyd olacağı için öyle bir, yani komik giremem ben bu meseleye yani, anladın mı? Hani, mizacım da yok. Müzik yok. Hangisini seçersin? Bana sorduğun için tabii ki cevabı çok belli. Tabii ki internet olmasın. Bilgiyi ansiklopedilerden öğrendiğimiz ya da işte vesaire, çok analog bir dönemde dünyaya geldiğim için kendimi şanslı sayıyorum ve oryantasyonda çok sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. O yüzden müziksiz bir dünyayı asla düşünemem ama internetsiz dünya keyfi bilir. İsterse olmayabilir yani. Benim için zor bir şey bu. Çünkü ben internetsiz bir dönemde hiç yaşamadım. Yaşamadım. O yüzden nasıl olur onu bilmiyorum. O benim için biraz korkutucu olabilir. Çok haşır neşir olmasam da, hı-hı, hiç bilmediğim bir şey o benim. O yüzden ama yani müzik de, müziksiz çok renksiz olurdu hayat. Yani düşünsene, internet var ama müzik yok. Of. Hiçbir bir tane seçemiyor muyum? Bir tanesini seçeceksin zaten yani. Ya internet ya müzik. Bir şarkı hakkım olsa, internet artı bir şarkı. Ben bilmem, vermiyoruz. Taze bitti elimizde, tamam. Yok. Manipülatif. Çok zorlanarak. Evet. Yani hani 0,1 farkla müzik olsun. Diyorsun. Evet. Evet, doğru cevap. İşte evet, soruyorum. Kitap okuma alışkanlığında acaba dijital kitap mı yoksa yani bildiğimiz kitap mı? Yani kesinlikle bildiğimiz kitap. Kitap. Yani dijital kitap hiç okumadım ben bu arada. Ben de okumadım. Ki senaryoda bile dijitalde çalışmayı hiç sevmem. Basılı isterim özellikle. O böyle sayfaları çevirerek, bazı yerlerin altını çizerek, notlar okumak, alarak. Evet, bana daha keyifli geliyor. Diğerini hiç deneyimlemedim bile o yüzden. Sen? Benim de yani senaryoda da aynı senin gibiyim. Kesinlikle hard copy olması lazım. Onun üzerine yazacağım, çizeceğim, hı-hı, vesaire. Başka türlü asla o sahneye hakim olamam. Dijitalde okuduğum hiçbir şey aklımda kalmıyor. Çünkü ben bu sistemin zaten seni unutmaya yönlendirdiğini düşünüyorum. Yani sen artık bu elindeki telefonla, yani hepimiz için geçerli bu. Orada okuduğum işte 120 karakter mi artık, 140 karakter mi neyse yani. Hani onu böyle böyle kaydıra kaydıra okuduğum bilgilerin hepsi o kadar böyle derinlere, garip bir yerlere atılıyor ve sen zaten onu unutmak üzere atıyorsun. Sonra 15 dakika sonra zaten ne okuduğunu hatırlamıyorsun bile. Bir cümlesini söyle desem söyleyemezsin. Dolayısıyla ben bunu okulda da söylüyorum yani. O seni unutmaya, yani sistem seni unutmaya
teşne, unutmaya yatkın, gittikçe daha da yatkın hale getiriyor. O yüzden bir kitaptan, yani basılı bir metinden algıladığını, hatırladığını asla dijital hiçbir metinden hatırlaman mümkün değil. Yani belki yazman lazım. Yani onu yine bir şeye geçirmen gerekiyor. Hı hı. Elinde basılı gerçek bir şeye irrasyoneli geçirmen gerekiyor. Hı hı. Tek bir gün telefondan ayrı kalacaksın. Hiç ama ya, hiçbir iletişimin olmayacak telefonla. Nasıl geçer günün? Doğa içinde geçirmek isterdim. Hı. Böyle tamamen arınma gibi olsun o gün. Madem telefonum öyle olmayacaksa. Doğa içinde, mümkünse tek başıma. Yapıyor öyle musun bunu bazen? Yapabiliyor musun? Fırsatın oluyor mu? Hiç fırsatım olmadı ama çok istiyorum yapmak. Yani bu böyle hayallerimden, planlarımdan bir tanesi. Tek başıma böyle doğa içinde, kendimle baş başa kaldığım, hı-hı, kendi iç sesimi dinlediğim bir gün olsun isterdim. Sen? Ben yapıyorum. Harika. Yapabiliyorum yani. Tercih ediyorum çünkü zamanı satın almak için çalışıyoruz. Bunu artık özellikle son zamanlarda çok hissediyorum. Gerçekten bir zamanı satın almak için delice çalışıyoruz hepimiz. Ve o satın aldığım zamanı sadece kendime ayırmak istiyorum bazen. Eşim, dostum, arkadaşlarım hariç. Düşünebilmek ve kendim üzerine çalışabilmek, kendi dediğin gibi iç sesimi dinleyebilmek ya da faydalı olabilmek ya da o anı hiçbir şey beni taciz etmeden yaşayabilmek istiyorum. Çünkü o zaman an uzuyor. Yani garip bir şey ama zaman izafi yani. Yani o an öyle uzuyor ve farkında olarak geçiriyorsun. O günün 24 saati ise 24 saati, 12 saati ise 12 saat. Ve çok büyük keyif alıyorum bundan. Dediğin gibi bazen doğada oluyorum. Bir yere gidiyorum. Bir otelde, bir yerde. İstanbul'dan uzakta olmayı tercih ediyorum genelde. Çünkü o zaman ancak insanlar benimle iletişim kurmayı bırakıyorlar. Yani diyorum ki hani böyle böyle benimle iletişim kurmayı, telefonu kapatıyorum. En sonunda birkaç ay önce 4 gün kapattım telefonumu. Ah, harika bir şey. Evet. Ya o müthiş bir şey yani. Evet. Çok acayip bir özgürlük. Düşünce kasların gelişmeye başlıyor bir süre sonra yani. Neredesin? Şu aralar sıklıkla Kapalı Çarşı'ya gittiğim için Kabataş'tan tramvaya binip Nuri Osmaniye'de iniyorum. Toplu taşıma anlamında söylüyorum. Arabamın bagajında bir adet scooter'ım var. Hmm. Eğer Arnavutköy civarlarında trafik çok tıkanmışsa scooter'ımı atlayıp, ki buna o şeyler, kiralanan scooter'lar sebep olmuştur. Hatta sen onu kuş uçuşundayken almıştın. Evet, aynen öyle. Evet. Doğru, hatırlıyorsun. O scooter ve çocuk gibi nasıl gezdim evet ortalıkta. Evet ya, hatırlıyorum. O scooter'la Arnavutköy'den Rumeli-Hisar'ına giderim. İşte evime doğru ya da nereye gidiyorsam, fırsatım varsa kullanıyorum. Yoksa araba gidiyorsa gidiyor zaten. Ama vapuru çok severdim Anadolu yakasında yaşarken. Çocukluğum orada geçti ve hayatım gerçekten vapur, motor, dolmuş, minibüs, otobüs hep toplu taşımayla geçti. Ben de vapur çok seviyorum. Hmm. Yani vapur yolculuğu ve deniz geçmek bana hep çok iyi gelir yani. Hatta bazen annemle küçükken, yani ben daha küçükken, annemle öyle karşıya geçer ve geri dönerdik ya birlikte. Evet, vapurla. O yüzden bana çok romantik iyi geliyor ve iyi geliyor. Evet, kesinlikle vapur yolculuğu, seyahatini çok seviyorum. Senin ne renk olurdu? Aslında içimden geçen siyah. Oo. Ama biraz böyle kötü bir kahraman gibi. Hayır, sen Batman'sin o zaman. Ha, doğru bak. Tamam, başka seçeyim. Siyah aslında bu arada. Tamam, olabilir siyah. Siyah mı? Siyah. Siyah mı? Siyah. Sen ne renk isterdin? Şimdi sen böyle söyleyince siyah enteresan geldi yani. Neden olmasın? Siyah bence çok güçlü. Güçlü, evet. Kahramanda. Evet, doğru. Siyah pelerin güzel. Ama ben ne isterdim? Ben gökkuşağı isterdim galiba. Ya. Evet. Güzel. Böyle alacalı bulacalı, böyle batik işte bilmem falan, böyle rengarenk bir şey isterdim herhalde. Güzel. Evet. Yani çünkü normal zamanda o kadar renkli de giyinmiyorum. Bari süper kahraman olunca en azından birazcık namımız yürüsün. İzlemekten bıkmadığım bir film. Batman 1989. Oh, gerçekten mi? Evet. Evet. Tim Burton filmlerinin hiçbirini bıkmadan defalarca izleyebilirim. Ama benim için yani Batman 1989, yani ilk Batman,
Yani ilk Batman demeyelim de 89 diyelim, Tim Burton'ın ilk yaptığı. Bir yerde rastlarsam VHS kasetler vardı böyle bu kadar. Televizyondan kaydedip ilk izleyişimi hatırlıyorum. Ve yani aşırı etkilenmiştim. Müthiş bir dünyanın içine girmiştim yani, hiç unutmuyorum. Ve onu hala bıkmadan izlerim. Senin? Ben de düşünüyorum. Sanırım Harry Potter serisi olabilir. Çünkü böyle unutturup kendime hep böyle baştan izlerim. Aynen işte benim için de öyle. Huzurların Efendisi de benim için öyle mesela. Böyle unuttuktan sonra tekrar baştan izlerim ve böyle defalarca kez bir seriyi oturup izlemişliğim vardır. Süper. Üst üste. Cevap bulmak zorunda mıyım? Zorunda mı? Hayır canım, hiçbir şey yapma. Var. Zorunda değilsin. Derken itiraf var. Etti. Var. Var. Evet. Ama çok normal bu. Şimdi ben bir şey diyorum ki merak ettim, tamam mı? Hı hı. Böyle kendi hesabından bakmayayım diyorum. Tabii ki haklısın. Bu bir. İkincisi tanınmış mesela, kişi olmakla alakalı bu. Hatta fake hesaptan bak şunu çok yapıyorum. Mesela atıyorum bir şey markadan bir şey beğendim, atıyorum çanta. Ve Instagram'dan sormak istiyorum. Hı hı. Kendi hesabımdan sorunca böyle sanki hediye istermiş gibi oluyor. Hissediyorum. Haklısın. Ya da onlar hediye etmek istiyor. İstiyorlar. Ve o öyle istiyormuş gibi algılandığım için gerçekten alışveriş yapacaksam da fake hesabımdan yazıyorum. Aa, bu çok mantıklı. Çünkü benim aklıma hiç hani gelmedi. Böyle istemiş gibi doğurmak istemiyorum. Doğru. Ya da hani onları da öyle bir zorunlulukta düşüncede bırakmamak için alışveriş için de fake hesabımı kullanıyorum. Aa, güzelmiş bu fikir, evet. Bak. Ben hiç denemedim. Açalım sana da yoksa. Bende yok. Bende yok. Bir işletme hesabım var işte, yani markanın hesabı var. Onun haricinde ben onu yönetemem ya. Yani ona mı geçiyorum? Bazen saçmalıyorum, bazen şirket hesabından bile diyorlar ki, uyarıyorlar. Birce bunu yanlış bir şey paylaştım, bunu kendi hesabından paylaşacaktın herhalde diyorlar. Apar topar siliyorum falan. Ben asla yönetemem. Zaten yani elim kolum birbirine dolaşır. Ama yani yok. Benim yok. Yapamam yani. Lazım beceremem. Olursa. Lazım olursa. İnternette arattın mı? Elbette ki arattım. Bir anda. Bir soğutma. Tabii tabii yani, çünkü öyle bir şey ki medya takibi vesaire bilmem ne çarçurt yani yapmak zorunda oluyoruz, bazen yapmıyoruz, bazen ama bazen birileri bir şeyler söylüyor oluyor ya da bir şey olmuş oluyor, bir haber yayınlanmış oluyor ya da bir şey çekilmiş oluyor. Ben onu merak edip oradan hani şey yapabiliyorum. Hani düşmüş mü, düşmemiş mi, nedenmiş, nasıl olmuş vesaire. Hani onu aratabiliyorum bazen. Ben de sen bakıyorum. Bakıyorsun. Arattım yani. Aratırsın. Aratacağım da falan diye böyle bir gaza gelsem ya kendi kendime burada. Her gün aratacağım. Bundan tasarlar mısın? Ne konuşacağını düşünür müsün üzerine, yoksa spontane de gelişir mi? Yani aslında genelde, bu arada ben telefonla konuşmayı hiç sevmem. Çünkü yani şöyle ki sevmem. Neden? Eğer samimiyetli olmadığım biri ise telefonla konuşmak bana çok böyle utanıyorum bir manasızca. Hemen kapatmak istiyorum. Allah Allah. Evet. Mesela eğer hiç tanımıyorsam arayacağım kişiyi tekrar ederim. İçimden şunu diyeceğim diye. Konuyu yani, evet öyle bilmem ne, tamam bunu söyleyeceğim diye ararım. Ve mümkün olduğunca kısa keserim zaten telefon konuşmalarımı. Hiç o uzun uzadıya konuşamam. Çok enteresan. Evet. Ama hani tabii ki yani. Bak, bu ayırt edici bir özellik ama mesela, yani ilk defa birinden böyle bir şey duyuyorum. Ya. Evet evet. O yüzden mesela genelde bu arada beni çevremde hani ararsak çok ulaşamayız falan diye tanımlıyor olabilirler. Ben konuşurum ya yani. Konuşmam gerekiyorsa konuşurum ama tasarlamam genelde. Yani çok önemli bir şey değilse. Bir de pandemide de hayatımızda işte o Zoom'lar, evet, konferans kollar vesaire çok fazla girdi. Orada birazcık kırıldı zaten benim için de. Şu an daha biraz daha rahatım ama gerçekten pandemi sonrası oldu. Ama normal, onun öncesinde mesela hiç yani uf ya ay tamam arayacağım falan deyip böyle ertelediğim bir durumdu telefonla konuşmak. Bir arkadaşlıkta en çok neye değer verirsin, neye önem verirsin? Dürüst iletişim kurmaya, ama bu dürüst iletişimden kastım yalansız bir şeyden bahsetmiyorum. Bu zaten olmalı. Onu bir kenara koyuyorum. Ama mesela bir şeyi paylaşırken ya da anlatırken iyileştirme yapmadan rahatça konuşabildiğim ve benimle konuşabilen biri olmalı. Bir şeyleri güzelleştirmeden anlatabilmeliyim ona tüm şeffaflığıyla. Bu benim için çok önemli. Galiba en önemli şey bu birce benim için. O da bana karşı öyle olmalı. Tabii. Yani bir şeyleri filtrelemek zorunda hissetmemeliyim onunla konuşurken,
paylaşırken ya da o benimle paylaşırken. Olduğun gibi olabildiğin biri. Evet, aynen öyle. Benim için de öyle. Hiç yani katıksız aynı şeyi söyleyebilirim. Olduğum gibi olabildiğim, beni gören, benim de onu görebildiğim bir arkadaşlıktır bu. Eğer o kadar yakasa, arayacağım en önemli şey bu yani. Aynıyız bu konuda. İlkinde yapan mı kazanır? Üçüncüde. Üçüncüde. Hı-hı. Başlayalım mı? Bir. İki. Üç. Aynısı olmuştuk. Ama demiştim sen kazanacaksın evet. Diye. Gel. Başlama yapıyor muyuz? Başlıyorum. Acır mı? Acır. Acır mı? Ama parmak ucuna değdin galiba. Hayır değmedi bebişim o. Gece bunları tutamazsın çatırmadan. Sen tutma. Yemiyorum acıcak diye. Şeyi acıtabilirsin. Şekercam atabilirsin. Sen var ya sen. Çok içkağıtçı bir kız.